Selam arkadaşlar. Bugün mahalleden bir abimizle Akçalar'da bulunan, yani Akçalar etrafında bulunan taşları özelliklerinden bahsedeceğiz. Nasıl bulunur, nerede bulunur ve hangi taş nedir, ne değildir, bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Buyurun beraber izleyelim. Şimdi abi ilk olarak şunu soracağım. Yani biz gelişigüzel gezerken doğada rastladığımız taşları değerli olup olmadığını ya da bunların bir meteor olup olmadığını ya da çok böyle önemli bir taş olup olmadığını nasıl anlarız? Yani ilk aklıma gelen şey bu. Yani gezinirken hangi taşın değerli, hangi taşın değersiz? Yani ilk bariz göze batan ilk ibareleri ben merak ediyorum açıkçası. Bize bunları biraz anlatır mısın? Ya şimdi bazı taşları gördüğün zaman bir şeye benzetemezsin. Yani vursun tekmeyi gidersin mesela. Ama kırıp içine baktığın zaman içinde çok güzel görüntü ya da değerli bir kristal ya da başka bir şey görebilirsin. Mesela akik taşları öyledir. Dışarıdan çok belli olmaz ama kırdığın zaman çok desenli görüntü çıkarabilirsin. Manzara görüntüsü gibi. Yani bir de yani dış görüntüsü de bazıları parlayabilir. Onları değişik şekillerde anlaşılır. Yani bu dediğim akik taşları agat taşı denir, akik taşı denir. Çubuk bölgesine çıkar. Çubuk akiki denir. Çubuk agatı en çok orada bulunur. Bir de Eskişehir, Kütahya bölgelerinde bu akik türleri çok bulunur. Daha çok bir de mesela her parlak taş da değerli değildir. Mesela gördüğün gibi kalsit taşı çok parlak bir taş ama değerli değil. Yani dağda taşların, kireç taşlarının aralarında çok bulunabiliyor. Görüntüsü parlak olması değerli olduğunu göstermez. Sertlik önemlidir. Yani değerli taşların çoğunluğu serttir. Yani yakutun sertliği korundun diye bir gruba aittir bu yakut safir. Bunun 9'dur değeri. Topaz mesela 8'dir. Elmas en yüksektir. 10'dur yani. Ve görüntüsü olarak da işte anlaşılabilir. Mesela kalsedon türü çok öyle aşırı parlak taş değildir ama yine diğer değerli taş olarak geçer. Bu kalsedonun krizopras denen bir türü vardır. Daha yeşildir. Aynı yeşil. Bu da değerlidir. Yani işlendi kırdığın zaman yeşil ve düzgün bir görüntüsü olması lazım. Ama Türkiye'deki çıkanlar genelde dürüz denen parlak ışılım yansımalı bir görüntü. İkizce'de çıkar. İnegöl'ün İkizce köyünde. Bir de Çanakkale Çan Biga arasında bir köyde çıkıyor. Annemin köyüne yakın. Orada olduğunu biliyorum. Yani araştırmak lazım. Civarda gördüğün taşı ne aradığını biliyorsan az buçuk araştırdığın zaman benzetebilirsin. Tabii en net sonuç bunların testlerle belli oluyor. Testler tabii biraz pahalıdır. Nerede yapılacağını bilemezsin. Üniversitelerin bazıları yapıyor, yapmıyor. Yani emin olmadıktan sonra zaten teste götüremezsin. Yani elindeki taşı elmas buldum deyip de gidip de yaptırmak çok yani olacak bir iş değil şu Türkiye şartlarında. Bu taşları tanıyabilmek için tabii biraz bilgi sahibi olmak gerekiyor. Yani internetten bulabilirsin. Bazı kitaplar var. Bazı Türkiye'deki gemolojik profesörlerin yayınladığı. Renkli değerli taşlar diye Murat Hatipoğlu bir hocamız var. 9 Eylül Üniversitesi olması lazım. Dumlupınar Üniversitesi'nde bir hocamızın yayınlandığı bir kitap var. Onlarla bilgilendirilebilirsiniz. Kendinizi bilgilendirebilirsiniz. Ondan sonra kendinizi internetten değişik İngilizceniz varsa yabancı sitelerde çok bu üzerine videolar var. Onlardan izleyip öğrenebilirsiniz. Ya da araştırabilirsiniz sitelerden. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Bu şekilde önce bilgi sahibi olup sonra yani ne aradığını bilerek aranmak değil mi hocam? Yani evet. Ne aradığını bilerek aranmak bence daha mantıklı. Yani en azından ne bulduğunuzu ve değer yani ne kadar değerli olduğunu bilmiş olursunuz bu sayede. Evet. Sadece gözle de anlaşılamayabiliyor dediğimiz gibi bazı evet. Şeyler. Testler önemli. Evet. Analizler, sertlikler. Bunları ölçen aletler var. Tabii bunlar da pahalı bazıları. Evet. Ama yani başlıca yani. Yani başlıca bir şeyler bulunabilir. Evet. Bir hobicilik yapılabilir. Yine biz taşları hemen geçelim. Taşları bir şekilde anlatalım. Bu kalsit taşı doğada çok bulunur. Aşırı değerli bir şey değildir. Yani değişik türleri vardır. Bu gördüğünüz gibi hepsi kalsit taşı. Bu da kalsit taşı. Evet. Renk olarak farklılık gösterebilir. Bunun kalsit olduğunu veya diğer parlak taşlardan ayırabilmek için bazı testler yapılabilir. Şuna bir yani en kolay testi sertliktir. Sertliği yumuşaktır bu. Bu da kalsittir. Ha. Mesela kuvarstan ayırabilmenin en kolay yolu tuz ruhu gibi bir asit damlattığınızda bunda çözünme meydana gelirken kuvarsta bir şey reaksiyon vermez. Mesela bu taşların üzerinde sıvanmış şekilde de bulunabilir. Bir de bazı aragonit denen bazı diğer aynı renkte olan taşlara da benzeyebilir, karışabilir. Yani genelde kalsit daha çok bulunur. Evet. İçinde de dolomit. Sık rastlayabileceğiniz yani bölgemizde. Dolomit ve mermer denen özellikle taşlar var. Şu dokunduğunuz bölüm, evet. Şurası. Onun arasında mesela şu şekilde oluşum, arada basınçla oluşmuş kristaller şeklinde görülebilir bak. Evet. İki kayanın arasındaymış gibi. Evet.
Bunlar kasiktir. Değişik renklerde olabilir. Yeşili vardır. Pembesi. Yani değişik renklerde bulunabiliyor doğada. Anladım. Sarı, beyaz. Aynen. Yani bu bu şeffaf gibi göründüğü zaman dayanıklı değildir. Yani kireç taşı gibi bir şeydir. Aynen. Bölgemize sık rastlanabilir diyorsunuz. Evet. Dağlarda şeylerine çıkabilir. Bunlar da akik ve agat denen kesildiği zaman değişik desenli çıkabilen kuvars setli bir taştır yani. Kuvars karışımlı. Evet. Yani bunlar da çıkabilir. Biraz renklidir. Bunlar da sileks taşı türleri. Yine bizim bölgemizde bayağı yoğun sileks yatakları var. Allah Allah. Derede çıkmış. Hiç görmemiştim ben bu mesela. Dere yuvarladığı için yuvarlaklaşmış. Ha, döne doğada, döne yuvarlaklaşmış. Doğada da böyle bir şekilde bulunur. Normalde bu şekilde. Evet, bu bir kalsedon türü. Evet. Kalsedonun bir türü ve daha önce bunda çakmak taşı olarak da geçer. Yani değirmen taşlarında çakmak taşı olarak kullanılmıştır. Evet. Çok serttir, sertliği yüksektir. Yani o yüzden çakmak taşı yani öğütmekte kullanılmış bazı şeyleri. Kesici olarak da kullanılmış. Bu da aynı şekilde sirekstir. Evet. Ve bu da mesela yataklarından, damarlarından aynı taştan görebilirsin. Bu şekilde anlaşılabilir sileksi oldu yani. Ya serttir. Evet. Ve iki kireç taşı arasında oluşmuştur. Bu kireç taşı arasındaki oluşumlar milyonlarca yıl önce belki denizde ölen planktonlar, küçük deniz canlıları çökerti oluşturup oralarda kireçleşmiştir. O da kireç taşını oluşturmuştur. Arasındaki oluşum zamanla da bu sileks oluşumu oluşmuştur. İki genelde üst alt tabaka alt tabaka kireçtir. Kireç taşıdır. Evet. Yani o şekilde oluşur genelde. Evet. Kalsedonların dışında genelde bir kireç tabakası vardır. Evet. Oradan anlaşılır diyorsunuz. Evet. Peki şurada... Bunlar da fosil taşlarımız. Ha. Bu kemik fosili. Zannettiğimiz özelliğe bakarsan içinde zaten görünce kırmızılı et rengi gibi renkleri görebilirsin. Evet. Çok bariz dışında belli. Da kemik oluşumunu görebilirsin. Evet. Yandan baktığında da eklem yeri görüntüsünü görebilirsin. Ha, yani şimdi şu anda tabii ıslatılsa belki biraz daha net görülebilir. Tabii hemen görelim. Renkler daha bariz belli oluyor. Evet. Anladım. Drüze özelliği de vardır biraz. Yani drüze dediğim parlaklık yani şundaki gibi. Drüze özelliği yani parlaklık özelliği vardır. Evet. Drüze de denir yani. Bu fosil taş diyorsun evet. Yani. Evet. Bunlar da mesela gördüğünüzde zaten mobilyaya benzediğinden renginden anlaşılabilir. Evet. Ahşap fosilidir. Yani taş gördüğün gibi ağaç değil. Görüntü olarak ağaca benzeyebilir ama taştır. Evet. Fosilleşmiş taş, ağaç. Allah Allah. Evet şimdi bunu biraz kırıldığı için bu şekilde. Hmm. Yani bunun daha değişikleri de var. Mesela ağaç fosili olarak geçen şunlar da ağaç fosili. Bunlar ağaç agatı denenler vardır. Bazı jasper de benzeyebiliyor. Evet. Gördüğün gibi 3-4 değişik renkte bir arada. Evet, mesela. Evet. Aralarında çok güzel görünüyor. Kalsit ve kuvars kayaçları var aralarında. Evet, tam karışık güzel bir şey, ambiyans yakalanmış bu taşta. Evet, hakikaten 4, de öyle. En az 4 renk vardır yani. Çok güzel fancy hakikaten. Fancy jasper denenler de olur da. Evet. Ama bu da jasper değil, ağaç türüne benziyor. Evet. Yani bazı bunlarda yine dediğim gibi ağaçlardan genelde daha çok. Bunlar da hep zamanla çökertilerle fosil oluşmuştur. Dışından baktığında bir şeye benzetemeyebilirsin ama içini kestiğin zaman çok güzel desenler çıkar ve yani bir an yeteri kadar parlatamadım aletlerim yeterli olmadığı için. Evet. Parlattığın zaman çok daha güzel bir görüntü alabilirsin. Evet. Yani. Bu taşlar işlenip bize önümüze yani. İşlendiği zaman bunların görüntüsü çok daha güzel olur. Aynen. Bizim önümüze bir şekilde pazarlarda satılıyor diyorsunuz. Mesela, o taşlar yani. Şunlar da evet, bunlar hakikaten de bunlar nasıl türleri? Böyle? Bunlar da mika üzeri... denen mika karışımlı. Ha, zaten belli üzerinde mika bir... ve içinde metal alaşımlı parlaklık şist, var. Şist denir bunlara daha çok. Tabaka şeklinde şist oluşumudur. Yani içindeki metalin tam ne olduğunu anlayamadım. Çünkü hiçbir asitle reaksiyon vermiyor. Yani en güçlü aquareji, yani kral suyunda bile çözülmüyor. Nitrik asitle çözülmüyor hiçbir şekilde. Bu onun bir değişiği. Tam parlıyor. Çok değişik. Evet. Yüzeyi. Bunlar da aynı şekil. Bunlardan belli bir miktar bayağı bir yerde buldum yani. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Bu da aynı mikanın siyah. Bunun başka bir alaşımla birleştiği için. Evet. Siyah olanı. Bu da parlar. Islattığım zaman da belki görülür. Bazı ıslandığı zaman daha matlaşıyor. Şunlar siyah olanları. Bunlar da mika türü. Yani piyasada mesela en çok insanların bildiği kuvars taşı. Bu kristal kuvars. Evet.
saydamdır. Karşıyı gösterir, ışığı gösterir. Serttir, camı çizebilir. Vay be. Yani görüntüsü bazı ilk görüşte elmasa benzetebilir ama değildir. Yani evet. Kuvars taşı, kuvars kristalidir. Hmm. Yatay çizgilerden belli olur daha çok. Bu da kuvarsın evet. Bir türüdür ama bu daha mat, opak. Hmm. Yani gül kuvarsa karşı bu da kuvarstır. Evet. Mesela bunların dumanlı kuvars denen özelliği. Dumanlı kuvars olarak, gül kuvars olarak değişik sınıfları var. Rengine göre. Anladım, evet. Değişir. Ametist vardır mesela. Bizim buralarda çıkmaz. O yüzden bahsedemiyorum. Onun evet. Bunun mor renklisidir. Evet. Yani mor renkli olanı ametisttir. Hmm. Hepsi kuvars sınıfıdır. Yani Balıkesir'in Güyü köyünde çıkarılabiliyor Türkiye'de. Hmm. Bazı birkaç yerde daha çıkıyor da diğer olarak tabii Balıkesir'deki daha çok gidiyor. Hmm. Vay be. Yani bu da opal taşlarıdır. Bu çakmak taşı denen değirmen, yani değirmen diyorum, düven derlerdi bizim burada. Ha eskiden, evet şeyleri. Düvenlere takılırdı böyle. Aynen çizilerek. Buğdayları çizmek için. Aynen. Onun içinde dendritler vardır. Aslında bu dendritli sireks veya opal taşlarından oluşur. Ha. Mesela bu da akik taşıdır. Evet ya, ben bunları görüyorum bazen, eski şeylerin üzerinde var hala. Çocukluğumda çok toplamda. Bunlar arkadaşlar başaktan ayırmak için yani evet. Tahılları. Başaktan ayırmak için kullanılıyor. Gördüğün sireks taşı bu işe yarar. Bu da akik taşıdır. Hmm, gördüğün gibi kat. Evet, harikaymış. Tam kendisi doğal tamburlanmıştır. Şuna bakayım. Kendi doğal olarak bu şekilde yani. Doğal tamburlanarak yani nehirlerde, derelerde. Evet ya, harikaymış. Bunlar da dürize taşlar. Bunlar da yosunlu görüntüsü vardır. Hmm. Yosunlu akikiye benzer ama tam olarak olduğunu zannetmiyorum. Evet. Şu taşta tam emin olamıyorum ama turmalin görüntüsü var. Sertliği çok yüksek. Evet. Ne olduğunu tam olarak ben de çıkartamadım görüntü olarak. Ama turmaline benziyor diyorsun. Evet. Şekil olarak benziyor. Evet. Bunlar da serpentinleşmiş taşlar. İçinde olivin gibi kristaller var. Serpentin taşı gibi. Bunu da aslında mutlaka tuttuğunda yapışıyor diyorsun. Gördüğün gibi yapışır. Evet ya. İlk görüşte meteor zannedenler olabilir. Evet. Ama değildir yani. Şu da grafit taşına benzettim. Çünkü çok yumuşak. Evet. Ve grafit gibi çizebiliyor. Çizme özelliği var. Evet. Bu da grafit diyorsun yani. Evet. Bunlar da opalleşmiş opal taşları. Evet. Opal tabii çok fazla şimdi gördüğün gibi opalleşmiş akik taşları, opalize agatta denir. Evet. Yani o taşlar doğada bazı bulunur, bazı yerlerde Türkiye'de ateş opali diye bunun değerli olanları vardır. Bazı bölgelerde çıkıyor Türkiye'de ateş opali. Evet. Değerli olanları onlardır. Bir de daha diğerleri en çok Avustralya'da çıkar. İçerisinde siyah opal. Bu da siyah opal. Yok, bu opal değil. Yok, o Avustralya'da çıkan. Anladım. Bunun, bu onyx, şunun. Onyx taşına benzer. Aynı kuvars türüdür yani. Kalsedon türüdür. İçin kuvarslı. Ve sert yapıda. Evet. Gördüğün gibi bordo bir rengi var. Evet. Bordoyla siyah arası. Çok iyi. Yani buradakiler de jasper türleri. Bizim Akçaların en çok bulunan taşı jasper'dır. Bunlar mı? Yani şu grup mu hocam? Evet. Şu grup. Bu grup. Yani en çok bunlara... Akçalar'da en çok rastlanan. Bunlar evet. Şunlar özel bir şeye giriyor. Doğru mu? Yani Akçalar'da evet. Bulunan özel taşlar yani grubuna giriyor. Ama evet. Bunlar sık rastlananlar. Evet. Bu genelde şimdi Jasper'ın en çok bulunan türü bu türde. Şu kırmızı olanı, kahverengi olan küçüklerini getirdim. Büyükleri evet. De çok büyükleri de var elimizde. Evet. Jasper, opalize agatta diyenler olur. Yani içindeki dendritler görüyorsun. Bunlara evet. Dendrit deniyor. İçindeki çizgiler. Ağaç evet. Şekilli olanlar olur. Bunlar hep genelde jasper türüdür. Bunun üstündeki bu yeşil jasper'a benziyor. Evet. Üstü yalnız çok daha yumuşak. Bilmiyorum yeşim taşından biraz belki daha şeydir. Bu jasper'ın en çok hani değer görebilecek türleri poppy jasper'dır. Burada şu anda yok. Bir de bluestone'dır. Bluestone yani heliotrop da denir. Kan taşı da denir. Kan taşı diye Türkçesi. Ama bizim Türkiye'de kan taşı diye başka kan durduran başka bir berber taşından da bahsedilebilir. Bu kırmızı ve yeşil oluşumda daha çok belli oldu. Yani en özelliği de budur. Chicken blood denen yani gerçek kan renginde gördüğün gibi. Gerçek kan renginde içinde kırmızı özellikler. Bu da demir oksididir yani bu demir alışımlı olduğu için bu oksitlenmeden dolayı kırmızı bir renk verir gördüğün gibi. Evet. Dışı yeşil, yeşil arasında. Ha, çok harika. Bu şekilde. Bu da evet. Bunun başka türüdür. Yine aynı kırmızı kan rengidir. Evet. Kan taşı derler. Bu da aynı şekilde bluestone. Tabii bu kırmızılık biraz daha az belli oluyor ya da daha az şöyle gördüğün gibi noktalar şeklinde. Evet. Onun bir de başka türü bu şekilde yani daha yani diyelim ki kahverengi ile yeşil karışımı. Kan taşı değişik modelleri var yani. Evet. Bir de böyle taş diye bulup da
gülle çıkan şeylerimiz var. Evet, o da çok değişik ya. Yani ben bunu ne olduğunu başta anlayamadım. Sonra biraz şuraları eşeleyince gülle olduğu araştırdım. Yani eskiden taş gülleler kullanılmış. Allah Allah. Evet. Çok enteresanmış. Bir de böyle taşırarken bulduğumuz meteoritler var. Meteor olduğunu nereden biliyorsunuz? Kirerlerden. Bunların her şeyin, diğer taşlarda da aynı. Analiz etmeden kesin olarak bir şey söylemek çok zor. Analizleri de tabii pahalı analizleri var bunların. Bunların en basit anlaşılma yöntemi mıknatısın çekmesidir. Ha. Aa, mıknatısı çekiyor diyorsun. Evet. Buna neodim mıknatıs bunları çeker. Bunlar kondrittir, yani taştır. Taş evet. Meteoritler, kondriller vardır. İçindeki kondrillerden ince mikroskop altına bakıldığında anlaşılabilir. Ve bunların dış kısmında fusion crust, yani yanık bir tabaka oluşması lazım. Evet. 1 milimetre civarı bir kalınlığı oluşması lazım. Bunun çünkü daha önce de yuvarlanmış, aşınmış olduğu için tabakanın bir kısmı silinmiş. Evet. Çünkü bu yeni düşmüş bir taş değil. Yani dış kısmının ve küçük oyuklar oluşur. Permakalip denen, parmak izi denen. Evet. Oralardan anlaşılabilir. Yani meteorlar yüz yuvarlak olmaz. Ya da çok girintili, çıkıntılı olmaz. Bir tek demir meteorlarda olur. Demir meteorlar erime yaptığı için biraz daha girinti, çıkıntı olabilir. Bunlar o şekilde meteor olduğunu düşündüğüm taşlar. Çünkü gösterdiğim bazı kişiler Fransa'ya yolla baktıralım diye bana öyle mesela yaptılar bu taşlar için çünkü. Analiz etmeden de kesin bir şey söylenemiyor. Öyle şimdi. Öyle aynen. Ama meteor olduğunu kanısındasın yani. Yani öyle. Bir de bizim doğada taş diye bulup da bu metal curfu. Meteor diye bunları da karıştırabiliyorlar. Çünkü bunda mıknatıs çeker. Evet. Görüntü olarak da metal meteorite benzer ama değildir. Bunlar eski tarihlerde, çok eski tarihlerde demirler kendisi, halk kendisi eritip demir ocaklarında yaparmış. O curfunu atarmış. Bu doğada, bizim tarlalarda, arazilerde bulunabiliyor. Bu meteor değildir. Yani metal çeker. Evet. Görüntü olarak curuflar atılmış bir şekilde evet. Tarlalarda çıkıyor tekrar. Evet, eski o zamandan yapılmış. Çok eski tarihlerde işte silah yapmak için Evet. O şekil. Daha başka böyle mıknatısın çektiği çok değişik vardır. Bunu tam ben de bilmiyorum ne olduğunu. Evet. Yoğun bir mıknatıs çekişi var. Paslanıyor. Evet. İçinde de kondril gibi şeyler var. Metal evet. Parçalar var. Tam ben de net olarak bilmiyorum. Büyük bir parçadan koptu bu. Daha büyük parçası vardı. Şimdilik bu kadar. Bir de şu vardı istersen anlatayım. Bu da mesela görüldüğü zaman kimisi obsidyen, kimisi de tektit yani meteor düştüğünde saçılan parçaya benzetilebilir ama bu taş değil, doğal bir taş değil. Bu silisyum erimesi de onun sonucu oluşmuş. Yani daha çok dökümhanelerde kullanılıp bunun çok büyük parçaları var bende. Evet. Araştırdığım kadarıyla bunlar cam silisyumu. Allah Allah. Yani taş, doğal taş değil. Vallahi şaşırtıcı yani. Ben de şaşırdım yani. Bunlara rastlamak, akçalarda bunlara rastlamak. Düşünün yani biz akçalar kadar yerde evet, böyle bir şeyler. Daha da şey çıkar. Öyle hani, onu şimdi tam onu söyleyecektim. Yani akçalar kadar yerde biz bu kadar şey bulabiliyorsak siz düşünün yani biraz bu işlerle uğraşırsanız neler çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar bir şeyi yani yapmayı planlıyorsanız muhakkak peşinden gidin. Gördüğünüz gibi başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz.